Allah'ın rahmeti, esenliği, bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili izleyiciler. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kanal 7 ekranlarında iftar saatinde yine birlikteyiz. Bugün inşallah birbirinden önemli, güzel konuları konuşacağız. Birinci olarak inşallah ilk olarak İslam'da evlenilmesi yasak olanlar ve bu konu içerisinde de özellikle bugün dünden sorular vardı süt kardeşliği ile ilgili. Süt anne, süt kardeş, kimler süt kardeş sayılır, kimler kimlerle evlenemez, sıhriyet yoluyla, kan bağı yoluyla, bir de süt kardeşliği yoluyla evlenilmesini haram sayan ayet var. Bu ayetten hareketle bugün size şema halinde kimler kimlerle evlenemez inşallah göstereceğim. Çünkü bu Allah'ın koyduğu bir yasadır. Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelinceye kadar bütün dinlerde ve bütün toplumlarda bu kurallara dikkat edilmiştir. Bozanlar, onlar haddi aşanlar olarak lanetlenmiştir. Allah-u Teala yuvalarımıza huzur versin, gönüllerimize sürur, sofralarımıza bereket, işlerimizde her türlü kolaylık, darda olanlara bolluk, zorda olanlara Rabbim her türlü ihsanı nasip eylesin. Hepinize sağlık, afiyet dolu bir gün diliyorum, bir gece diliyorum. Yarın akşam da inşallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Kadir Gecesi'ne de şöyle bir dinç, dinlenmiş, dingin bir şekilde geceyi ibadetle geçirecek şekilde ermeyi Rabbim nasip eylesin. Bin aydan daha hayırlı bir gece geliyor. 80 sene 3 ay ediyor. Bin ay çarpı, bin ay bölü, yani yıla böldüğümüz zaman 80 sene 3 ay ediyormuş. Bu da tam bir ömür demektir. Bin ay eşittir 80 sene 3 ay. Şuraya hemen yazayım. Bin ay. Kadir Gecesi bin ay. Kadir Gecesi. Yarın inşallah hep dua, tövbe onlarla size inşallah beraber olacağız. Kadir Gecesi bin ay. Bin ay. O da eşittir 83 sene 4 ay. 83 sene 4 ay. 83 sene artı 83 sene 4 ay. Şöyle yapalım. 4 ay. 83 sene artı 4 ay. Az bir ömür değil bu. Bir gecenin kıymeti bu. Bir gece 83 sene 4 ay. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde 23. ayeti kerimesinde Rabbimizin emri olduğu için bakın buradan tek tek madde madde size sadece o bölümü okuyacağım. Sadece bu. Özellikle evleneceklerin bunu mutlaka bilmesi lazım. Bir insan yetiştiği zaman bu ayeti okuması lazım. Kiminle evlenilir, kiminle evlenmez soruşturması lazım. Analarınız diyor. Analarınız. Başka kızlarınız. Kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, yani süt anneniz, sizi emziren süt anneleriniz, başka süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kayınvalideniz, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. İkinci bir sefer evlendin, onun daha önce kızı vardı ama küçük senin yanında kaldı. O da senin kızın gibidir ya da onun kızı bir başka yerde, o da senin kızın gibidir. Onunla evlendiysen kadınla, artık o senin eşin oldu, onun kızı da sana haramdır, üvey kızlarınız. Eğer onlarla nikahlanıp da henüz birleşmemişseniz, kadınla evlenmedin, evlenmeyi düşündün ama evlenmedin, fakat ayrıldın, kızlarını almanızda bir mahsur yok. Bu sefer onun kızıyla evlenebilirsiniz. Ayet açık söylüyor. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri, gelinleriniz, o da sizin kızınız gibi oldu artık.
ve iki kız kardeşi birden almak size haram kılındı. İki kız kardeşi birden almak size haram kılındı. İşte burada Peygamber Efendimiz kız kardeşin yanında teyzeyi de buraya katmıştır. Yani teyzesiyle yeğenini aynı nikah altında tutamaz. İki kız kardeşi nikah altında tutamaz. Bunlar haramdır. Ayette özellikle ayeti kerimede süt anneleriniz ve süt kardeşleriniz buyuruldu. Süt anneleriniz ve süt kardeşleriniz. Dünden de bir soru vardı. Onu da cevaplayacağım. Dünkü soruyu bir kardeşimiz sormuştu. Annem doğum yaptı. Benim de 7 aylık çocuğum var. Kardeşi geç zamanda annesi doğum yapmış, geç yaşlarda. Kendi çocuğu kardeşinden büyük olmuş. Böyle var, epey vardır. Ben kardeşimi emzirebilir miyim diye sordu. Onun cevabını vereceğiz. Süt kardeşliği. Bugünkü bilgimiz inşallah süt kardeşliği ile ilgili. Süt kardeşliğinde bir süt anne var. Süt anne. Bunun çocukları var. Mesela kimler var? Oğlu var. Bu kadının oğlu var. Hatta kocası var. Kocası var. Bu süt annenin. O da senin süt baban olur. Bunun kocası süt baban olur. Efendim, erkek ev çocuğu var. Erkek çocuğu. Erkek çocuğu var. Kız çocuğu var. Kız çocuğu var. Sen de şuradasın. Sen başka bir akrabasısın. Emen çocuk. Emen çocuk. Bu da erkek olsun. Erkek. Kimle emmiş? Bu kızla beraber bu anneden süt emmiş. Bu emen çocuk bu kızla beraber bu anneden süt emmiş. Buraya biraz daha çocuk koyalım. Buraya bir erkek çocuk daha yapalım. Erkek çocuk. Bir kız çocuğu daha olsun. Kız çocuk. Bu ailenin 4 çocuğu var. 1, 2, 3, 4. 4 çocuğu olan bir aileden sen ikinci çocukları kız çocuğu olan olduğunda annenin sütü yoktu. Seni bu süt anne kızıyla birlikte emzirdi. Sen şimdi ne oldun? Bu ailenin annesi süt anne oldu. Bu kocası süt baban oldu. Şu kardeşlerin hepsi senin süt kardeşin oldu. Hepsi senin kardeşin oldu. Yani dinimizde öz kardeş gibi süt emen çocuğu da getiriyoruz, buraya koyuyoruz. Yani bunların bir çocuğu daha olmuş oldu aslında. Öyle düşünün. Yani sonradan kızıyla emen çocuk da bunların bir çocuğu gibi kabul edin. Şurada bir çocukları daha var. Buraya aldım ya onun için zaten. Efendim emen çocuk, süt emen erkek. Yabancı da olsa süt emen. Süt emen erkek de bunların çocuğu olsun. Veya beşinci yazalım, onların kardeş olduğunu daha iyi anlatayım size. Tabii biraz bu işlerde tahtada göstermekte fayda var. Çünkü beşinci bir çocuk, bunlar da süt emen. Süt emen erkek. Bu da bunların çocuğu oldu. Şimdi bu çocuk buradan hiç kimseyle evlenemez. Bu aileden hiç kimseyle evlenemez. Bu kadının halası, teyzesi bu çocuğa haram olur. Bu adamın ne varsa halası, teyzesi vesaire bu çocuğa haram olur. Şunlara haram olan, şu kardeşlere haram olan, kendi ailesinden kimlerle evlenemezse ayette sayılanların hepsi buna da haram olur. Fakat burada bu emen çocuktan başka aile diyelim, şurada aile var. Bunun bir
süt emen, başka kadından süt emen çocuğu var. Başka kadından. Kadından emen çocukları var. Bir, iki, bir kızları var. Üç, bir erkek daha var. Dört, bir erkek daha olsun. Yani üç erkek, bir kızları var bunların. Fakat şu çocuklara, kızlara, erkek, erkek, şunlara burası, yani şu çocuklar helal olur. Şu süt emen çocuğun, bu aileden süt emen çocuğun kız kardeşi buradan bir erkekle evlenebilir. Bu kız bu erkekle evlenebilir. Bu kız bu erkekle evlenebilir. Yok, bu kız zaten bu erkekle evlenebilir. Bu erkek bu kızla evlenebilir. Kendi süt kardeşi değil çünkü, abisinin süt kardeşi. Şunlar burayla, şuradaki çocuklarla evlenebilir. Bu çocuklar bunlarla evlenebilir. Şu zaten buradan gelen süt kardeşi gibi gösterdim. Bu bunun kardeşidir. Bunlar kendi aralarında evlenemezler. Süt kardeşliği dediğimiz hadise buraya dayanır. Ayette sadece süt emdiğiniz anneleriniz ve süt onun çocuğu, kız çocuğu diyor ama bu ayetin tefsirinin açılımında Resul Efendimiz uygulamada da bunun halasını, teyzesini, şunların evlenilmesi yasak olan kimler varsa onu da katıyor işin içine. Sünnet burada onun için önemli, sünnet seniye. Öğreniyoruz ki bu çocuk bunların çocuğu gibi oldu artık. İnşallah basitleştirerek anlattım. Şimdi tabii bu kadar anlatmak yetmiyor. Niye yetmiyor? Dünkü soruya gelelim. Dünkü soru diyor ki, hocam annem emziremedi, ben onun ablasıyım, ben onun ablasıyım, ben 7 aylık çocuğum var, şu diyelim 7 aylık kız çocuğu bu olsun, bu da benim kardeşim, bu kız evlenmiş burada olsun diyelim, bu benim kardeşim, doğdu şu kardeş diyelim veya bu kardeşi, ben kendi kardeşimi çocuğumla beraber emzirebilir miyim? Bunu sordu. Şimdi burada bir mahsur yok gibi görünüyor. Doğru. Yani buradan bu kız kardeşini emzirebilir mi? Emzirebilir ama emzirdiğinde ne olur? Emzirdiğinde aynen burada olduğu gibi kardeşine bu çocukların doğacak olan bütün çocukları, kardeşi küçük ya, ondan doğacak olan çocukların yine bütün buradan doğacak olan çocuklarla evlenilmesi yasak olur. Dolayısıyla o kendi çocuğu gibi olur. Hem annesinin kardeşi, annesinin çocuğu hem kardeşi hem de kendi çocuğu gibi olur. Kendisinden bu çocukları, kendisinden doğanların kimlerle, yeğeniyle evlenemez. Bu çocuk kendi yeğeniyle evlenebilir mi? Evlenemez. O çocuk da, kardeşi de bu kadından doğan çocuğun çocuğuyla evlenemez. Yani yeğeni, o çocukların yeğeniyle evlenemediği gibi o da bu kadının çocuklarının yeğeniyle evlenemez. Dolayısıyla çocuklar arasında, onun çocuklarıyla diğer çocuklar arasında bu bağ olduğundan ve bu unutulursa, söylenmezse, kayıt tutulmazsa, bilinmezse, evlilik yapılırsa tekrar ileride günah olur. Bu günahtan kaçınmak için doğru bir şey değil. Önünü kesiyorsun. Bu evliliklerin önünü kesiyorsun. Bunlar caiz ileride çocukların evlenmesi. Ama onları sen önünü kesiyorsun. Bundan mahsuru var. Yoksa evet emzirirsin ama orada artık evlenemeyeceği, çocuklarının da evlenemeyeceği kişiler olacak. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi şöyle bir şey de oluyor. Bunlar beraber büyüsünler, zaten yeğenler, efendim, kardeş gibi büyüsünler. Onun için sen benim çocuğu emzir, ben de senin çocuğu emzireyim diye bir uygulama oluyor aileler arasında. Fakat ileride bunlar unutulursa, bunların her birinden günah kazanmış olurlar. Bunu iyi kaydetmeler lazım. İyi yazmalar lazım ve kimler kimlerle evlenemeyecek belirtmeler lazım. Dünkü kardeşime dedim ki, evet
ilk bakışta var, doğru görünüyor, yapabilirsin ama mahsurları var. Bu işin öyle geliyor bana dedim. Bugün tekrar cevabını vermek üzere hazırlandım ve onu kendisine söylemiş oldum. Mesajda ne diyor? Süt kardeşi olan sonradan öğrendik. Onun cevabı gelecek. Tamam. Onun cevabı var. Onun cevabı var. Peki. Telefon hazır. Onu alalım. Süt kardeş böyle bilmiyorduk. Ya da sonradan öğrendik. Onun sorular arasında var. Notlarımızın cevabını vereceğim inşallah. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar efendim. Hayırlı iftarlar hocam. Hayırlı Ramazanlar. Hocam benim bir sorum olacaktı sizlere. Buyurun efendim. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Bundan yıllar önce edilmiş bir yemin ve bunu bozmak için yani yeminini bozmak için boşanması şöyle anlatayım en başından. Mesela hocam yıllar önce babam bir yemin etti. Evet. Annemle mesela boş ol işte ben bu saatten sonra seninle evlilik birliğimi devam ettirmek istemiyorum dedi. Bu şekilde evlerini ayırdılar. Bu şimdi bak bu yeminden farklı, bu talak. Yok ama şimdi devamında anlatacağım hocam. Hayır, baban, şu anda hayır, baban yıllar önce annene boş ol, evet, boş ol, boş ol nasıl yemin etti? Bir daha söyler misin? Nasıl etmiş? Bundan yıllar önce yemin etmiş. Heh. Ve kavga esnasında da boş ol, boş ol, boş ol kelimesini de kullandı. Tamam. Ve şu anda resmi olarak evliydiler. Fakat bize mesela gelip yaptığı açıklamada şunu söyledi. Ben bir hocayla görüştüm ve bu yeminimi bozmak için resmi olarak da ayrılmamız gerekiyormuş. Ben resmi olarak ayrıldıktan sonra sana tekrar nikah kıyacağım diyerek ayrıldılar. Hiçbir hak talep etmeden. Nikah kıyacağım dedi, ayrıldı. Evet. Tamam. Bu yeminimi ancak böyle bozabilirim. Ben içimde yemin ettim diyerek ayrıldı ve hiçbir hak talep herhangi bir şey almadan. Evet. Ve şu anda evlilik birliğine dair hiçbir kelime mesela bahsetmiyor. Hani çocuklar için şu an mesela görüşülüyor, ediliyor ikisinin arasında. Onun haricinde herhangi bir yine bağ, hiçbir şey yok. Ne kadar oldu bunu ayrılalı? İki yıl. İki yıl oldu, evlenmeyi düşünmüyor. Evet. Peki. Yani burada neyi soruyorsunuz? Burada neyi soruyorum? Yani gerçekten böyle içten bir yemin ettiğinde bu yeminini bozmak için bu şekilde boşanması mı gerekiyor? Yoksa hani bu lafta olan bir şey hani mesela kişiyi hani boşanmaya götürmek için bir yol muydu? Bunu merak ediyorum yani. Yani babam bizi oyalıyor. Evet. Oyalıyor mu diye soruyorsunuz. Doğrusu ne? Boş ol, boş ol. Evet. Bu yemini şöyle diyelim. Siz orada yine kapalı söylediniz, yemin etti dediniz. Ben yine diyorum ki bu bir boşanmadır da. Talak meselesi var burada. Şöyle olursa boş ol mu dedi. Yoksa seni boşuyorum, boş ol, boş ol, boş ol şeklinde mi? Yemin diyorsunuz, ortada bir yemin yok. Yemini söylemediniz. Ya şundan sebep yemin ettim demiyor. Tartışmalar esnasında boş ol kelimesini kullandı. Hı, tamam. Bu yemin değil kardeşim. Bu boşamadır. Bu talaktır. Bu talak bir seferde 3 defa mı demiş? Boş ol, boş ol, boş ol. Evet, Başka demiş mi? Bundan başka. Bundan sonra mı? Evet. Tabii birkaç kez daha tekrarlamış. Ha, bak iş değişti. Soru, cevap anlatılana göre verilir. Birkaç defa daha zaman geçtikten sonra tekrar yapmışsa bunu, aradan bir müddet geçmiş tekrar boş ol demişse bu başka, bir seferde boş ol demişse o başka. Onun kurtarma yollarını söyleyeceğim, var mı, yapılabilir mi, dört mezhebe göre olmaz gibi şeyler var. Çünkü anlatma tarzınızdan hep eksik olduğunu anladım. Şimdi tekrar düzeltiyorum bak sorunuzu, beraber düzeltelim. Tamam hocam. Babam annemi müteaddit defalar birden fazla, bak farklı farklı zamanlarda, doğru mu? Evet. Birden fazla, üçten belki daha fazla, birden fazla. Bir, evet. İki, üç, dört, beş defa böyle
kavgalar ettiler, bilmem boşamış. Olmuş mu bu? Hı hı. He. Tekrar dönebilir mi? Yoksa bizi mi oyalıyor? Boşanıp dönelim diye evet. Bizim oyalıyor. Evet hocam. Ha, şimdi soru değişti. Burada bir yemin yok. Burada boşama var. Ama deseydin ki bana, bir seferde kızmış, yemin etmiş, üç defa boş ol, boş ol demiş, sinirlenmiş, gitmiş, sonra da pişman olmuş, gelmiş. Bu başka bir şey. Hepsi farklı şeyler. Yani doktora hastalığınızı tam anlatacaksınız ki ilacı ona göre ayarsın. Fetva, evet hocam, fetva tam olarak iletemedim size. Tamam, fetva hani bize de yemin olarak hani geldiği için şimdi hani o şekilde. Tamam. Mesela anlaşıldı. Biraz karmaşada kaldık tamam. Açıkçası. Bu konuyla ilgili biraz daha geniş malumat vereceğim. Her ikisini de içine alacak şekilde cevap vereceğim. Oldu mu kardeşim? Tamam. Hadi hocam. Allah kolay çok versin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Diğer telefonumuz hazır. Alo. Alo. Allah'tan soruyoruz. Karşı soruyu soruyoruz ki doğrusunu öğrenelim diye. Yoksa hep yarım yarım. Ondan sonra hocaya sorduk. Böyle dedi. O yanlış. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hayırlı iftarlar. Bursa'ya, Bursa'ya selam. Ben Bursa'dan arıyorum. Evet efendim. Gör. Hocam benim haccım çıktı 10 sene sonra. Allah kabul etsin. Hac. Amin. Bu ben sene parasını yatırdım şirketin söylediği bankaya. Evet. 26 bin lira. Hı hı. Kendimde de var. 2 de çeyrek altınım var. Bunların hepsinin toplarsam zekat miktarı oluyor. Bankadaki para bana mı ait yoksa şirkete mi ait? Onu soracaktım. Birinci sorum bu. Evet. İkinci sorum da Kafirun suresini okumayın diyorlar. Yanlış okursanız kafir olursunuz. Ama ben Kur'an-ı Kerim'deki gibi okuyorum. İnşallah yanlış okumuyorumdur. Bir dinleyelim mi? Bakalım okuyabilirsem tabii sizin karşınızda. Estağfurullah. Normal evdeki gibi okuyun bakalım. Euzu besmele. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak başını bile unuttum. Kulya eyyuhel kafirune. Kulya eyyuhel kafirune. La abidu ma tabidune ve la entüm abidune ma abid. Ve la ana abidum ma abettüm ve la entüm abidune ma abid. Leküm dinüküm veliye deyin. Evet, şimdi sadakallahu lazım. Sadakallahu lazım, doğru. Burada bir kafir olacak bir cümle kurmadınız. Bir iki yerde ufak tefek hata var. O da neydi? Vela ene abidun. Orayı farklı okudunuz. Ma abettüm, ma abettüm, ma abid, abettüm. Çekerek bir şey oldu. Bir daha okursanız orayı söyleyeyim, size düzeltelim. Bir daha okuyalım. Daha mı okuyayım? Bir daha oku. Tekrar mı okuyayım? Tekrar besmele. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun ma abid. Yok yok. Kul ya eyyuhel kafirun. Bu ma değil. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma ta'budun. Bismillah, biraz da heyecan var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma ta'budun ve la entum abidun ma abid ve la ana abidun ma abettum. Orası. Tamam. Ve la entum ve la ene abidun ma abettum ve la entum abiduna ma abettum değil. Abettum. Orada bir yanlış var ama siz hep böyle okuyorsanız hakikaten karıştırma ihtimaliniz var. Mümkün mertebe daha iyi bildiğiniz sureleri okuyun. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim size. Ama siz bir zamanlar demiştiniz ki hani ta yıllar oldu bunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinde doğru. Ve akşam namazının sünnetinde Kafirun suresiyle İhlas okuyordunuz. Doğru. Doğru. Bunu o günden beri ben bunu devam ediyorum. Şaşırmadan okuyorsanız ben şu belki burada heyecandan tamam. Bilmiyorum ama şaşırmadan okuyorsanız okuyun kardeşim. Ama Kafirun suresi diğer yerlerden biraz farklı. Şöyle, diğer yerlerde kelime hatası yaparsın, harf hatası yaparsın, manayı bozmaz. Ama Kafirun suresinde manalar o kadar birbirine yakın ki telaffuzlar, tersini söylemek sürekli tekrarlandığı için la abudu ma tabudun. Ama burayı farklı söylersin mesela. Sizin taptığınıza ben tapmam. Orayı bir yanlış söylersen, bu sefer sizin taptığınıza ben taparım dersen namaz da gider. Onun için böyle bir tehlikesi var. Söyleyenler buna dikkat çekmişler.
Doğru söylemişler. Bunu şaşırmadan okuyanlar okusunlar. Şaşırarak diğer sureleri okuyun. Diğer surelerde böyle çok birbirine yakın değil bu kelimelerin karışması. Yani daha okumayın mı diyorsunuz? Sizin için diyorum bak. Sizin bu şekilde. Tamam benim için yani okumamam mı gerekiyor? Daha sağlamlaştırın. Şaşırmadan hocam ben ne denir nasıl okuyorum? Su gibi okuyorum. Helal olsun. Hep sen oku. Sana kimse bir şey demesin derdim. Ama su gibi okuyamadınız. Şaşırmalar oluyor. Onun için daha sağlamlaştırın. Ondan sonra okuyun inşallah. Tamam. Namazda. Ama çalışmak için devamlı çalışın. Okuyun. Onda sıkıntı yok. Oldu. Üçüncü sorum da. Peki. Seyyidül İstiğfar duasını Arapça okuyorum. Seyyidül İstiğfar. Türkçe manasında okumam gerekiyor mu? Anlamını biliyorum ama ezberimde yok. Yani Arapçasını ne demek istediğini anlıyorum. Arapçasını yani. Biliyorsak, güzel telaffuz ediyorsak zaten Türkçe'de söylesek, Arapça'da söylesek fark etmiyor. Ama Resul Efendimiz'in öğrettiği kelimeler bizim için daha kıymetli. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatu euzu bike min şerri ma sanatu ebuleke binimetike aleyye ve ebu bi zenbi fagfirli fe innehu la yagfiriz zunube illa ent. Bu çok güzel. İstiğfarın seyyidi diyor. Türkçesini biliyor musunuz bunun? İşte onun anlamını şey yapamıyorum. Hani anlamını biliyorum da. Ha, biliyorsun. Demek istediğini. Tamam. Ama şeyini ezberimde yok. Hani sen Allah'ım sen beni yarattın. Ben senin kulunum. Tamam. Hani günahlarımı sen affedersin gibi böyle. Ne dediğini, ne dediğini biliyorsun. Ne demek istediğini biliyorum. Güzel, güzel inşallah. Bir tanesi de bunu da bilhassa rica etti. Sariye isminin anlamını. Ne ismin ne dediniz? Sariye. 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 Anlamını, isminin anlamını. Kötü olursa ismini koyanlardan hak talep eder mi? Tabii ki ahiretsiz. Feyle mi? Ye. T-A-R-I-Y-E. Yanlış yazdık o zaman. Fatsa'nın F'si değil değil mi? Yok. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi. Tabii ben öyle anladım. Doğru. Sariye. Sariye. Ya Sariye El Cebel. Ya Sariye El Cebel. Hazreti Ömer'in komutanı. Sariye. Yani şey yok. Kötü bir anlamı yok. Sariye şu anlamada da geliyor. Yani bulaşan anlamı da var. Sari, huylar, geçici. Birine geçen, birine bulaşan, birine efendim bu anlamları da var. Bu manada mıdır Sariye ama biz onu Hazreti Ömer'in komutanı olarak o ismi veriyoruz. İyi. Hazreti Ömer'in komutanı. O zaman hak talip etmesin yani. Güzel. Çok güzel. Hocam size özel bir soru soracağım. Şöyle. Bekleyen... Kanal Dici'ye çok yakışıyorsunuz. Estağfurullah. Siz Necmettin Hoca. Yani şeylere, yetkililere de sorayı söyleyin, duysunlar. Ayrılmayın buradan. Çünkü sizi burada tanıdık, biz burada gördük. Peki, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. İftarlar. Bursa'ya, Allah'a emanet Bursa'ya, olun. Bursa'ya selamlar. Sağ olun efendim. Evet, alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ben size bir soru soracaktım. Dinliyoruz. Benim eşim 2 yıldır kurban kestiğini bana söylemiyor. Ben bunu kurban bayramından sonra tesadüfen arkadaşlarından öğreniyorum. Başka yere mi havale ediyor? Anlamadım. Kestiğini söylemiyor derken vekaletle başka yere mi gönderiyor? Evet, başka yere gönderiyor ama benim haberim yok. Yani ben onu kesmedi olarak biliyorum. Evet. Geçen yıl, ondan önceki yıl bundan rahatsız olduğumu dile getirdim. Geçen yılda yine aynı şekilde kesmeyeceğini söyledi. Sonradan mesajlarından gördüm. Diyanete bağışlamış. Bunu sorduğum zaman da bana sen kadınlığını bil. Bu benim görevim. Bu seni ilgilendirmez diye bir cevapla karşılaştım ve ben
Şeyi merak ediyorum. Ben şimdi bu kurbanı kabul etmek istemiyorum. Yani niyet niye kesildi bilmiyorum. Eşime bir Allah razı olsun diyemiyorum. Bu beni çok üzüyor. Tamam. Bunun vebali eşimde var mıdır? Çünkü benim üzerimde sorumlulukları var. Bunu bana söylemesi gerekmez mi? Tamam. Anlaşıldı kardeşim. Allah razı olsun. Başka soru var mı? Aslında var hocam. Kısacık sorayım ben. Buyur. 6 ay önce babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Ondan babamı kaybettikten 2 ay sonra da eşimle ayrıldık. Resmi değil ama şu an annemin evindeyim. Yani resmen ayrılmadınız. Resmen ayrılmadık. Hayır. Ayrı yaşıyorsunuz. Bundan dolayı mı eşiniz size söylemiyor kurban kestiğini? Hayır. Bunun onunla hiçbir alakası tamam, yok hocam. Tamam. Yani bu davranışlarından dolayı aslında yani sürekli kadınlığını bil, işte bu anlat. Senin görevin değil. Tamam. Ben mesela alışveriş yapacağım zaman benden rica edeceksin, benden müsaade isteyeceksin. Babamın vefatından sonra da beni kovdu açıkçası evden. Bir ağır bir cümlesi oldu. Ben de annemin evine geri döndüm. Evet. Bir eş olarak bana bu şekilde davranması doğru mu? Peki. Bir de bizim aramıza hakem koymak istiyorlar. Yani dini bir bileni aramıza koyup bizi barıştırmak istiyorlar. Bu dinen doğru bir şey mi? Tamam. Peki kardeşim. Allah hayırlısını versin. Kısa bir aradan Amin sonra hocam. Birlikte olacağız inşallah. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Yeniden hepiniz hayırlı iftarlar efendim. Akşamınız bereketli olsun, sofralarınız bereketli olsun, gönlünüz huzurla dolsun. Dünyanın neresinde şu anda bizi izliyorsa tüm kardeşlerimize selam olsun. Hepsine saygılar sunuyorum. Evet, telefonları almıştık, cevapları bekliyorum ama hattaki telefonu da alalım. Bir iki telefon var. Ondan sonra cevaplara geçeceğim. Sonra Resul Efendimiz'in namazları var, Kıbleteyn Mescidi var, Kâb bin Malik'in tövbesi var inşallah. Rabbim bizim tövbemizi de kabul eder. Alo. Hayırlar. Merhabalar. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben Ankara'dan arıyorum. Televizyon sesini lütfen kısın. İyice kısın. Telefonla konuşalım. Buyurun. İyisiniz inşallah. Sağolun saatiniz yerinde. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Sağ olun efendim. Size de duacıyım. Buyurun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya hocam benim çok kafamı meşgul eden bir soru var. Bunu hep söylüyorlar. Bunu çok kafama takıyorum. Buyurun. Şimdi öldükten sonra hani mahşerde dirileceğiz ya. İnşallah. Bu mahşerde dirilme süresi yani hesap görene kadar işte hesaba çekileceğimiz cennet cehennem falan. Bunlar çok uzun süre bekleyeceğiz deniyor. Yani bir 50 bin yıldan falan yani kesin karar verene kadar çok uzun bir bekleme süresinden bahsediliyor. Bu doğru mu? Yani ben onu da çok merak ediyorum hocam. Bir aydınlatabilirseniz beni Peki. sevinirim. Peki kardeşim. Sağlık, afiyet diliyorum. Evet, diğer telefonu alalım. Alo. Alo, iyi akşamlar. Alo. Buyurun efendim, iyi akşamlar diliyorum. Hocam, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, size de öncelikle buyurun. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, Allah razı olsun. Benim size 3 sorum var mümkünse. Evet. Evlenmek amacıyla konuştuğum kişi benden başka insanlarla da konuşuyormuş. Bunu öğrendim ve konuşmayı kestim. Kendisi ve ailesi beni ikna etmeye çalıştı. Ben istemedim. Tamam. Daha sonra da acaba dönsem düzelir mi diye düşünürken ilgiyi ve konuşmayı kestiler. Üzerinden bir ay geçmeden başkasıyla gördüm. Şimdi... Birkaç ay sonra da nişanlandı. Ailesi ve kendisi benim duygularımla oynadı. Ben de benim acımı hissetmeden, gözyaşlarımı hissetmeden ölmesinler diye dua ediyorum. Bu duam benim günah mı yaptım? Evet. İkinci sorum, bu süreçten sonra evlilik maksatlı benimle görüşmek isteyenler oldu ya da benim istediklerim oldu. Ama daha hiç başlayamadan yani ikinci bir haber gelmeden hemen bir şekilde bitiyor. Tekrar yani bir haber alamıyorum. Bunun o duamla bir ilgisi var mıdır? Ne yapmalıyım? Evet. Son olarak da hocam uzun tırnakla namaz kılınmaz, ibadet edilmez diyor çevremdekiler. Ojesiz uzun tırnak, temizlenmiş bir tırnakla namaz kılınıp ibadet edilebilir mi? Ve namaz abdestinde namaz abdestiyle ilgili vesveselerden nasıl kurtulabiliriz? Peki. Rabbim kolaylık versin. İyi akşamlar diliyorum efendim.
Evet, şimdi ilk sorumuz bir kardeşimiz babasıyla annesiyle ilgili yemin ve boşama meselesini sordu. Şöyle tabii uzun bir konu ama sorusunun içerisinde, cevabının içinde olacağı bir geniş bir çerçeve çizeceğim. Diğer sorular da var, konularımız da var. Kısa bir süre içerisinde bir özet. Kur'an-ı Kerim evlenmeyi helal kılıyor. Allah yasa olarak koymuş. Boşanmayı da İslam dini helal kılmıştır. Bazı dinlerde boşamak haramdır. Evlendin artık tamam kaderindir çekeceksin derler. Hatta boşandıktan sonra evlenmeyi, tekrar evlenmeyi de haram kılanlar var. Ama İslam dininde özgürlük, kadına verilen haklar gerçekten çok fazla. Yani hak ettiği değere getirmeye çalışmış İslam dini kadına verdiği özgürlüklerle. İşte boşamayı da hak, iki taraftan biri ayrılmak istediğinde kadının da buna hakkı var, erkeğin de buna hakkı var. Kadın da erkek vazifesini yapmadığında, memnun olmadığında boşanma hakkı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki boşanma iki defadır. Et-talâku merratân. Bakara suresinde. Boşanma iki defadır. Bundan sonra ya tutarsın, tekrar evlenirsin ya da ondan sonra tekrar boşanırsan bir daha evlenemezsin diyor. Yani üçüncü kez boşadıktan sonra bir daha evlenemezsin. Şimdi bu bir seferde üç defa boş ol, boş ol, boş ol demek Kur'an'da talakta, Talak suresinde yok. Talak suresinde olmadığı için bu hak Hazreti Ömer zamanında kadınlara kolaylık olsun, kadın kendini, erkekler boşamıyor, zulüm görüyoruz, şikayetleri çoğalınca Hazreti Ömer bunu bir meclise bir sefer üç sefer sayıyor. Ondan sonra mezheplerde de uygulama bu şekilde. Dört mezhepte Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli bu dört mezhepte de bir erkek ya da boşamayı alan kadın Hanefi de diyelim üzerine almış olabilir hak olarak bir mecliste bunu üç defa boşarsa bu boşama günah olmakla beraber çünkü Allah'ın çizdiği boşama kuralı böyle değil günah olmakla beraber boşama geçerlidir diyor. Yani bu boşama olur ve bayin talak olur. Yani artık onunla o üç defa boşadığı için evlenemez diyor. Bazı alimler de bu mezhebin dışındaki görüşleri olan alimler et-talâku merratan bu defa bir alışveriş yaparken şuna verdim, bunu aldım, şöyle ettim, böyle ettim 10 defada alıp verdik diye pazarlık yapsak bu bir defa sayılıyor. O zaman boşamada da bir seferde, üç sefer dese bunu bir saymamız lazım diyorlar. Dolayısıyla böyle diyenler açısından bir seferde üç defa demiş ama bu bir daha vaki olmamış. İkinci, üçüncü kez ayrı ayrı zamanlarda vaki olmamışsa, evlilikte iki tarafta pişmansa kurtarmak açısından esas olan yuvayı kurtarmaktır. Ve bununla fetva veren bugün dünya üzerinde çok alim var. İki tarafta pişman, bir sefer boşamış, bir mecliste üç defa demiş ama bir daha olmamış bu. Fakat burada anlatılan hadise bir defa olmuş, aradan zaman geçmiş, bir daha olmuş, aradan zaman geçmiş, bir daha olmuş. Yani ne Kur'an'a, efendim ne alimlerin görüşlerine, ne dört mezhebe, hiçbirine kurtaracak, uyacak bir tarafı yok. Bunlar birbirlerine haram olmuşlar. Bir daha bir araya gelemezler. Adam da gelmiş, resmi nikahla ayrılırsak belki bir daha evlenebiliriz demiş ve gitmiş gelmiyor. Sanıyorum öyle bir oyalamaya sizi sokmuş, sormuş meseleyi. Bir daha evlenmeniz Kur'an'a göre, İslam'a göre zor. Yani olmaz. Bu şekilde ki ben ısrarla açarak sormaya çalıştım. Biz sizin söylediğiniz bilgilere göre. Ama eksiği söylediğiniz, yanlış söylediğiniz onları bilmiyorum. Bu anlatmanıza göre böyle kardeşim. Haç parasını yatırdım. Kendimde de var. Şirkete yatırdım. Haç parasını yatırdınız. O şu anda sizden gitti. O sizin paranız değil, o haç parası ayrıldı. Yani borcunuzu ödediniz, haç borcunu ödediniz. Ama gidemezsiniz, paralarınız geri iade edilir. O zaman zekatı tekrar hesap edersiniz. Fakat şu anda elinizdekini siz hesap edeceksiniz. Çünkü hacca gel dediğimi sana, sen zaten parasını yatırmışsın oraya. O para sende değil şu anda. Onu sen hesaba katmadan geri kalan paran 80 gram altın bedelini geçiyorsa zekat düşer ya da o geçtiğinde tekrar zekat düşer.
Kafirun suresini söyledik. Seyyidül İstiğfar'ı da konuştuk. Sariye ismini de konuştuk bu kardeşimizle. Sariye ismi Hazreti Ömer zamanında bir komutanın adı olduğunu biliyoruz. Eşim kurban kestiğini söylemiyor. Şimdi şu anda zaten ayrılar. Önceki hallerinden bahsettiği bir kardeşimiz. Şu anda ayrı derken resmen ayrılmamışlar ama babasının evine geçmiş. Bir erkek hanımıyla bazı şeyleri paylaşır. Mesela kurbanı paylaşması lazım. Kurban kestiğini paylaşması lazım. Neden? Ya da evden nereye gittiğini söylemesi lazım. Nereye gidiyorsun? Sana niye söyleyeceğim? Ya başına bir şey gelir. İnsan eşine söylemez mi nereye git? Sana hesap mı vereceğim? Bu doğru değil. Kurban çünkü bazı mezheplerde bir eve gerekir. Yani adam erkek para kimdeyse o keser ama hanımı için de kesmiş olur. Çocukları için de kesmiş olur. Bir eve bir kurban yeter. Bunu ben sizin kurbanınızı kestim. Ben sizin fitrenizi verdim demesi doğrudur. Demelidir. Bunu demezse o aile bunları bilmez. Ama şunu demesi gerekmez. Bunları söylüyor fakat 50 yere hayır hasenat yapmış. Çocuğunun rızkından da kesmiyor. Malı varidatı iyi bir adam. Kendinden, Allah'tan başka kimse bilmiyor. Nafile hayır yapıyor. Yani ve farzın haricinde, zekatın haricinde gizli hayırlar yapıyor. Onu karısına söylemesine gerek yok. Hanımı da kocasına söylemesine gerek yok. Kendi parası varsa bir eş, hanım, kocama ben şuraya nafile bir efendim işte hayrım yaptım vesaire demesine gerek yok. Kocasının parasından almıyorsa. Sen kadınlığını bil, bu benim görevimdir demesi her yerde doğru değil. Efendim eş hanımla akit yapıyor. Hayatımız artık ortak. Bu hayatı beraber geçireceğiz diyor. Bir ortağına insan nasıl bilgi veriyorsa hesap kitap hanımıyla da bunları paylaşacak. Babamı kaybettim, eşimle ayrıyız, kovdu, annemizin yanındayız. Aramıza hakem koyup barıştırmak istiyorlar. Doğru, tam da Kur'an'a uygun olan bu. Kur'an-ı Kerim diyor ki bir anlaşmazlığa düşerseniz aile büyüklerinden hakem tayin edin. Ve o sizleri dinlesin ve karşılıklı gerekeni inşallah göstersin, ona uyun diye. Kur'an-ı Kerim'in yollarından biridir bu. İnşallah daha böyle mahkemelerde sürünmeden, çürümeden belki de orada birleşeceksiniz. Herkes kendisine bir çeki düzen verecek, hatasını anlayacak. Yuva huzurlu bir şekilde, çocuk da varsa onlar mağdur olmayacak hiç olmazsa. İnşallah karşılıklı saygıyla götüreceksiniz. Öldükten sonra mahşerde dirilme çok uzun süre beklenecek mi? Evet, çok uzun süre ama bunun 80 yıl, 200 yıl, 300 yıl onu Allah bilir. Oradaki zaman farklı sevgili kardeşim. Yani gök parçalanacak, güneş parçalanacak, kainatta büyük kıyamet kopacak. Ahiretin zaman mefhumu farklı ve orada o kadar beklenecek ki kanter içerisinde insanlar... Hadis-i şeriflerden bunları öğreniyoruz. Kimisi göbeğine, kimisi boynuna, kimisi boğazına kadar ter içerisinde böyle bekle artık içten şu geçecek insanların içinden. Allah'ım o kadar daraldık ki hesabımız bir an önce görülse de cennete gidecek gitsek, cehenneme gideceksek gitsek. Bunu söyleyecek hale gelecek. Yani artık cehenneme mi gideceğim, nereye gideceksem gideyim. Mahşer günü sıkıntılı olacak. İşte o mahşerin sıkıntısında herkes aynı sıkıntıyı çekecek mi? Hayır. Rabbimin lütfuyla herkes orada aynı sıkıntıyı çekmeyecek. Allah'ın koruyacakları, misafir edecekleri, özel ağırlayacakları, rahat ettirecekleri de var. Allah onlardan eylesin bizi. Peygamberlere gelecekler. Sellim ya Rab. Ya Rabbi bize selamet ver. Peygamberler de Allah'a yalvaracaklar. Bir ferahlık ver, bir kolaylık ver diye orada o gün zorluğunu anlatan hadisler var. Evlenmek amacıyla konuştuğum başkası da konuşuyormuş. İyi ki evlenmemişsin kardeşim. Zaten başkasıyla evlenmiş. Daha evlenmeden önce bir hatasını gördün, söz verdi, gene bozdu. Aynı yaptı. Bir hatasını gördün, düzelttin, gene yapmayacağım dedi, gene yaptı. Bu sana aslında...
evlenmeden önce Allah'ın apaçık bir ikazı. Ya bu evlilikte hayır yoktur, bundan vazgeç, iyi düşün diye sana bir ikaz gelmiş zaten. Allah'tan sana nasip olmamış, gitmiş başkasıyla evlenmiş. Dolayısıyla seni tabii üzmüş, hayallerini yıkmış. Bundan dolayı haram işlemiş, günah işlemiş, insanların namusuyla oynamış, onları oyalamış. Allah ıslah etsin böylelerini. Şimdi ben ona beddua ediyorum. Bu beddua etmemin sebebiyle de acaba beni istemeye gelenler geri vazgeçiyorlar, ondan mı oluyor diye bir soru oldu. Onunla alakası yok. Dört dörtlük evlilik mümkün olmuyor. Yani hani kusursuz bulamayız. Ama artıları fazlaysa, denklik varsa aileler arasında, okuma, tahsil açısından, varidat açısından bir denklik varsa, yetişme tarzı benziyorsa, kafa yapıları uygunsa, huylarda her şeyin aynı olması gerekmez. Çünkü bazen heyecanlı bir insanın karşısında sakin bir insan evi daha iyi idare edebilir. İkisi de aynı tip olursa o zaman zıt kutuplar gibi birbirlerini efendim iterler, aynı kutuplar. Dolayısıyla biraz orada ne derler, ayaklarımızın yere basması lazım. Hayallerimizdeki prens, hayallerimizdeki prensesi arıyorum. Böyle olmamalı ama gerçekçi olmalıyız. Patlıcanı, biberi, domatesi pazardan kalitesini, organik mi değil mi arıyoruz. Evlenmeye gelince efendim hemen karar vermeye kalkışıyoruz. Öyle değil. Soruşturun. Soyu sağlam olsun, huyu sağlam olsun. O önemli. Şimdi bak, ben yıllardır ne diyorum? Evlilik kitabını da açın, konferanslarıma da bakın. Soy önemli diyorum. Soy, temiz bir soy, helal süt emmiş bir soy önemli olsun. Bu sözü bile başka yere çeken, anlamayan kardeşler oluyor. Allah onlara ıslah etsin, onlara dua ediyorum. Hakikati görsünler. En sağlam olduğumuz yerde bize laf atmaya kalkışıyorlar. Soy önemli. Niye? Bak, hep şu kedi misalini veriyorum. Evlenirken soyu bozuksa, hakikaten temiz bir terbiye almamışsa, helal bir süt emmemişse, asil bir soydan gelmiyorsa, o insanlardı. Maalesef hani kediye öğretmiş şeyi, kahve tutmayı öğretmiş kediye. Kedi böyle önlüğü giyiyormuş, misafirlere kahve tutuyormuş. Hanımefendi hava atıyormuş, kediyi bile terbiye ettim. Benim kedim çok asil, çok görgülü. Kedi kahve fincanları böyle tepsiyle tutuyor, misafirler ikram ediyor. Misafirler buna alınmışlar. Sonra bir gün alınan misafirlerden biri yine bu davet ettiğinde cebine koymuş, gitmiş eve, misafirliğe, bu hanımın evine. Hanımefendi gene demiş ki, hadi kızım, kediye, hadi kızım demiş, misafirlerimize bir kahve tut. Kedi de almış tepsiyi eline, misafirlere kahve tutuyor. Kediyi böyle, benim kedim bile böyle. Cebindeki fareyi çıkarıp ortalığa salmış gelen misafir. Kedi fareyi görünce tepsi, fincanlar, hepsi hurra. Kedi aslına dönmüş. Aslına dönmüş. Her şey aslına döner. Onun için soyu soyuna, huyu huyuna denk olacak. Öyle bilmediğin rastgele insanla, bir telefonla tanıştım, evlendim. Kimin oğlu, kimin kızı, dedesi kim, babası kim, nerede, ne iş yapmış? Hainin biri mi, hırsızın biri mi, arlı mı, arsız mı, namussuz mu? Kendisi ne iş yapmış, parayı nereden kazanıyor? Maaşı şu kadar, nereden kazanıyor? Bunları bilmemiz lazım. Evet, uzun tırnakla namaz olur mu? Abdeste vesvese dedi. Uzun tırnakla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haftada bir kesmeyi tavsiye ediyor. Haftada bir. Kadın olsun, erkek olsun, haftada bir kesecek. İşte benimki bir haftalı aşağı yukarı geldi. Tırnaklar uzadıkça sürekli temizlemek gerekiyor. Mikroplar çoğalıyor. Bugün işte koronavirüs sebebiyle de ne dönüyor? Tırnaklarınıza dikkat edin. Aralarına girebiliyor. İslam'ın temizliğe verdiği önem ne kadar daha iyi anlaşıldı şimdi. Mümkün mertebe tırnaklarımızı haftada bir keseceğiz. Koltuk altı tıraşlarımızı en geç 40 günde bir. En geç 40 günde bir koltuk altı tıraşları olacağız. Efendim,
Haftada bir tırnakları keseceğiz. Bunlar çok önemli. Ama uzamış namaza mani mi? Namazı, abdeste namaza mani değil. Üzerinde herhangi bir tabaka vesaire yoksa mani olmaz. Vesvese geliyor abdeste, işte oldu mu olmadı mı? Vesvese şeytandandır. Euzu Besmele'ye çok devam edeceğiz. İhlas Suresi'ne çok devam edeceğiz. Bir de taharetimizde, iç çamaşırı ve taharetimize dikkat edeceğiz. Namazda ve abdeste vesvese olmaması için. Tövbe istiğfar duamızda duamızı yapacağım inşallah. Sonra Kıble-Teyn Mescidi'ni size ve Resulullah'ın namazlarını anlatacağım. Tövbe istiğfar duamızdan sonra da uykudan önce yatarken okunacak dualardan birini paylaşıyorum sizlerle inşallah. Önce tövbe istiğfar duamız. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim. Ellezî lâ ilâhe illâ hu, el-hayyul kayyum. Ve etûb ileyh. Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hu, el-hayyul kayyum. Ve etûb ileyh. Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hu, el-hayyul kayyum. Ve etûb ileyh. El-azîm, el-kerîm de diyebiliriz. Estağfirullah, estağfirullah, el-azîm, el-kerîm, el-lezî lâ ilâhe illâ hu, el-hayyul kayyum. Ve etûb ileyh. Kendisinden başka ilah olmayan, hay ve kayyum olan Yüce Allah'tan bağışlanmayı diliyorum ve ona tövbe ediyorum. Uykuya yatmadan önce şöyle diyoruz yatağa girdiğimizde. Bismike Rabbi vada'tu cembi ve bike erfa'uh in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Bismike Rabbi vada'tu cembi ve bike erfa'u in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfazha bima tahfazu bihi ibadeke salihin. Rabbim, senin adınla yanımı yatağıma koydum ve yine senin adınla kaldıracağım. Eğer ruhumu kabzedersen ona merhamet et. Eğer salıverirsen İyi kullarını koruduğun şeylerle onu da koru ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, Resulü Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın farz kıldığı 5 vakit namazın haricinde Allah ona bir de Estağfirullah fetehecced bihi nafileten lek İsra suresinde farzın haricinde teheccüd namazı kıl diye emretti. Peygamberimizin usullerinden biri şudur. Her farzın önünü ve ardını süslemektir. İbadetlerde Resulullah Efendimizin sünneti seniyyesinin ilkelerinden biri olarak bunu görüyoruz. Tekrar ediyorum, sadece namaz da değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah bir emir buyurmuşsa bir ibadeti yap diye, zekat, kurban, hac, oruç, namaz gibi ibadetleri Allah emir buyurmuşsa onun mutlaka sünnetini de, nafilesini de yapmıştır. Yani Allah-u Teala'ya bir manada farzı sunarken Resulü Efendimiz onu muhafaza ederek, süsleyerek önüne, sonuna, tabiri caizse sünnet ambalajıyla süsleyerek, imani ve alemde, sünnetle. Yani öğle namazını kılacak ama farzı Allah emretmiş, 4 rekat bir sünnet kılayım diyor. Hazırlanma safhası. Öğle namazın farzını bitiriyor, o farzı bir de 2 rekat sünnetle kuşatma altına alıyor. Ve Allah'a öyle sunuyor. Fazlasıyla. Bütün ibadetlerde var. Bütün ibadetlerinde var. Orucun Ramazan'dan önce oruç tutuyor, Ramazan'dan sonra oruç tutuyor. Haccın umresini yapıyor. Zekattan sadaka veriyor. İbadetleri böyle yapıyor. İşte gece namazı kalkardı. Gecenin 1/3 ya da yarısı olduğunda. Seher vakti kalkar, güzel bir abdest alır.
abdestten sonra seccadesine, kıbleye döner. Bu yatak olduğu odada da olur. Kendi istirahat ettiği yerde de olur. İtikafta, mescitte de olur. Gece namazlarını Peygamberimiz öyle bir namaza dururdu ki, bir seferinde Hazreti Ayşe'nin yanında namaz kıldı. Hem de nasıl? Ya Ayşe, müsaade eder misin ben namaz kılayım? Allahu Ekber. Namaz kılmak için hanımından müsaade alan peygamber. Kurban kesip karısına sana ne diyen Müslüman erkeğe örnek. Namaz kılarken eşine soruyor. Nafile çünkü bu. Müsaade eder misin namaz kılayım? Ne demek müsaade etmez mi? Ama bu bir nezaket, bu bir kibarlık, bu bir hatır. Senin de alacağın var. Sen de sohbet etmek istiyorsun, konuşmak istiyorsun, derdin var vesaire. Efendim benim yanımda neşelenmek, huzurlanmak istiyorsun ama namaz kılmak istiyorum. Müsaade var mı? Ne güzel bir zarafet, incelik. Aman Allah. Hangimiz yapıyoruz bu? Yapamayız ki. Hanımım, bana müsaade eder misin bir namaz kılayım? Allahu Ekber. Ya bunu söylemesi kolay da, hakikaten var mı içimizde acaba yapan? İşte sünnet arıyoruz ya. Ya peygamberin eşine davranışı bu. Namaza durdu. O kadar çok ayakta durdu ki, sanki rükuya varmayacak sandım. O kadar çok rükuda durdu ki, secdeye gitmeyecek artık zannettim. Secdeye gitti, öyle hareketsiz kaldı ki. Allah Allah. Endişe ettim. Ses yok, sada yok. Korktum diyor. Aynen böyle bak. Korktum. Kalktım. Ayağına dokundum. Canı var mı diye. Ayağını kımıldatınca rahatladım diye. Bu nasıl bir namaz? Gelmiş geçmiş günahların affoldu ya Resulallah. Namazdan sonra Hazreti Ayşe aynen şöyle diyor. Çünkü Fetih Suresi'nin başında Allahu Teala buyuruyor ki: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ اَسْتَعُزُ بِلَى لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah gelmiş geçmiş günahlarını senin affedecek. Bu var ya Resulallah, kendini niye bu kadar üzüyorsun? Ben korktun mu ey Ayşe? Korktum ya Resulallah diyor. Korktum valla. Allah'ım bu kadar nimet beni seçmiş, peygamberlik vermiş. Bu nimete karşı ben şükretmeyeyim mi? Namaz bir teşekkürdür. Namaz bir teşekkürdür. 8 rekat, 10 rekat namaz kılıyordu. Teheccüd namazını. Gece 2, 2, 2, 2, 2. Sonunda da vitir namazını orada kılıyordu. Tektir diyenlere göre vitir, 11. rekatı vitir olarak kılıyordu. 3 rekattır diyenlere göre 13 rekat yapıyordu. 3 rekat vitir kılıyordu. Resulullah Efendimiz işrak zamanında sabah namazını kıldıktan sonra camiden hemen çıkmazdı. Diğer namazlarda olduğu gibi güneşin yükselmesini beklerdi. Güneş yükselinceye kadar namaz kılınmaz. Güneş 50 dakika geçince, ki ona işte bir mızrak boyu vesaire hesapları vardır. 50 dakika sonra, bayram namazında ona göre kılıyoruz ya, sabah namazından sonra 50 dakika ilave edersiniz güneş doğumuna, o gün bayram namazı öyle hesap edilir. 50 dakika sonra işrak namazı kılarak, 2 rekat bir namaz kılarak evine giderdi. Kuşluk namazı kılmıştır. 4 rekat ya da 8 rekat rivayetler var. Kuşluk namazı kılmıştır. İşrak namazından sonra kuşluk namazı kılmıştır. Kuşluk namazı 4 ya da 8 kılınır. Çok sevaptır. Günahların bağışlanması için, duaların kabul olması için çok tatlı bir namazdır. Ne zamana kadar kılınır? Öğle namazına 25 dakika kalıncaya kadar kılabilirsiniz. İşrak vaktinden öğle namazına 25 dakika, yarım saat kalıncaya kadar kuşluk namazı kılarsınız. Kılınır. İşte saat diyelim şimdi 7'den 8'den başlar, 12'ye kadar, 12.30'a kadar namazı, İstanbul için söylüyorum, kuşluk namazını kılabiliriz, kılmadıysak. Akşam namazından sonra da Peygamber Efendimizin bazı zamanlar 2,
bazı zamanlar 4, bazı zamanlar 6 rekat namaz kıldığını biliyoruz. Bu hadislerin şerhinde şöyle söylenir. Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam akşam namazından sonra 2 rekat namaz kılardı sünnet. O kıldığı sünneti kılarsak o diğer rekatları da kılmış gibi oluruz. Evvabin sevabını alırız. Buna da evvabin tövbe namazı diyoruz. 6 rekat kılınması güzel olur. 2, 2, 2 akşam namazından sonra, sünnetinden sonra ayrıca 6 rekat evvabin namazı kılabiliriz. Evvabin. O isterseniz yazayım. Bu isimleri pek bilemiyor kardeşlerimiz. Niyet ederken bunlara illa kuşluk namazı, illa işrak namazı, illa teheccüd namazı, illa evvabin namazı demek zorunda değiliz. Bak bunu ısrarla söylüyorum. Nafile namazlarda demek zorunda değiliz. Teheccüd namazı. Farz dışındaki namazlar diyelim. İle teheccüd namazı çok önemli. Sonra işrak namazı, kuşluk namazı, kuşluk namazı, başka akşam evvabin namazı, efendim şöyle 10 rekat diyebiliriz, 10 rekat, işrak namazı 2 rekat, 4 de olur, 4 veya 4 artı 4, 8 olabilir, evvabin 2 artı 2 artı 2, 6 rekat namaz kılardı Peygamber Efendimiz. Şükür secdeleri vardır Peygamber Efendimizin. Şükür secdeleri vardır. Hacet namazı vardır. Hacet namazı vardır. İstihare namazı vardır. Küsuf ve husuf namazları vardır. Küsuf, güneş tutulması, husuf, ay tutulması da namaz kılardı Peygamber Efendimiz. Bayram namazları var biliyorsunuz. Efendim cuma namazları var. Onlar farz, bayram vacip, diğer mezheplerde sünnet. Bu namazları acele etmeden tatlı tatlı kılardı. Bir de revatip sünnetleri vardı. Revatip sünnetler, sünnet namazlar. Revatip sünnetler. Öğlenin, ikindinin, akşamın, yatsının gibi. Farzların önünde arkasında revatip sünnetler vardı. Evet. Şimdi size bir ikindi namazında Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikindi namazını Beni Selime yurdunda kılıyor. Hicretten 17 ay geçmiş Medine'de. Hicretten sonra 17 ay geçmiş Medine-i Münevvere'de. Beni Selime yurdunda bir camiye çağırdılar Peygamberimizi. Ya Resulallah gel. Bize de, bizim mahallemizde de bir namaz kıldır. Tam ikindi namazı kılınıyor. O zaman kıble o sırada kıble Mescid-i Aksa idi. Burası Kabe. Burası Kabe, Mekke. Burası Medine. Medine, burası Kudüs. Resulü Efendimiz Medine'de Kudüs'e doğru namaz kılıyor. Burada Beni Selime yurdunda, daha sonra Kıbleteyn Mescidi denilen mescitte namaz kılıyor. Yönü Kabe değil, kuzey. Güney değil, kuzey. Şöyle yapalım.
Burası Kudüs. Burası Mekke. İkindi namazını kıldırıyor Peygamber Efendimiz. İkindi namazını kılıyor. Müşteba, müsaitsen gelir misin canım? Seni de alalım ki cemaat olduğu belli olsun. İkindi namazına Peygamber Efendimiz cemaat arkada saf saf, şurada bir saf geride dur. İkindi namazına Allahu Ekber durdu Peygamber Efendimiz. İkinci rekatta kalktı. Üçüncü rekata kalktığında Bakara suresi 144. ayeti kerimesi indi. Ne indi? Estağfirullah. Tam üçüncü rekattayken fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Yüzünü mescidi harama çevir. Emir geldi. Ayet geldi. Olduğu yerde döndü. Resulullah dönünce cemaat de döndü. Sen de dönüyorsun benim gibi sola. Kartan 180 derece döndü. Ve Resulullah Efendimiz buradan cemaatin arasından geçerek buraya geldi. Burada namaza devam etti. İşte bu hicretten 17 ay sonra Kabe'ye değil, efendim Mescid-i Aksa'ya namaz kılarken Resulullah Efendimiz bütün camilerin kıblesi de o taraftaydı. Bu emir gelince arzu ettiği kıbleye döndü. Kur'an-ı Kerim diyor ki içinden geçirdiğini biliyoruz, sen hep Kabe'yi özlüyorsun. Ve buraya döndü. Olayı şöyle yapacağım şimdi. Teşekkür ederim Müşteba. Olayı şöyle yapacağım. Tam böyle namaz kılarken Peygamber Efendimiz bu sefer tam bu tarafa döndü. Kabe'ye döndü. Mekke'ye döndü. Olduğu yerden. İşte bu döndüğü camide, Kıbleteyn Mescidi'nde cemaat şöyleydi. Kıbleteyn Mescidi. İlk taraf Kudüs, Kudüs ciheti. Bu mihrap buradaydı. Resulü Efendimiz burada namaz kılıyordu. Cemaat böyleydi. Ayet-i Kerime gelince Allah Resulü buradan dönerek cemaatin arasından geçti. Artık yeni bir kıble burada namaz kıldırdı. Üçüncü ve dördüncü rekatları burada kıldırdı. Cemaat de aynı oldukları yerde herkes döndüler. Peygamberin arkasında tekrar saf tuttular. Yani ilk saf en arka saf kaldı. En arka saf ilk saf oldu. Resulullah Efendimiz bu tarafa geçti. Bu Kıbleteyn Mescidi namaz artık bundan sonra Kabe'ye dönerek kılınmaya başladı. Buna kıblenin tahvili deniyor. Kıblenin değişmesi. Resulullah Efendimiz de burada namaz kılanlardan biri çıktı camiden, gitti Mescid-i Nebevi'de, hala insanlar namaz kılıyorlar ama Kudüs tarafına. Onlara seslendi. Resulullah'ın yanından geliyorum. Şu anda kıbleteyn, iki kıblemiz oldu. Kudüs tarafına değil Mescid-i Haram'a dönün ayeti geldi. Mescid-i Haram'a çevirin yüzünüzü. Adam söyleyince Mescid-i Nebevi'de de herkes olduğu yerden Mescid-i Haram'a döndüler. Ve kıble, iki kıbleli mescit oldu. Şu anda Medine'de, Mescid-i Nebevi'ye 5 kilometre şu anda görüyoruz uzakta. Kıbleteyn Mescidi gittiğinizde bir kuzeyde, bir de güneyde mihrabı olduğunu göreceksiniz. O kuzeydeki mihrabın yeri kapatılmış ama yazı orada yazıyor. Mescid-i Aksa tarafına dönülen taraf diye orada yazıyor. İşte Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesi bu. Evet, Ka'b bin Malik radıyallahu anh, kahraman, Bedir'e katılmamış, Uhud'a katılmış, bir katılmadığı savaş sadece Bedir. Resulullah Efendimiz de bütün savaşlara katılmış, mücahit, er kişi biri, kahraman biri.
Resulullah Efendimiz savaşları genellikle son ana kadar haber vermezdi. Gideceği yeri son anda söylerdi ki düşman haber almasın, hazırlanmasın. Fakat Tebük çok uzak, bir aylık mesafe. Mevsim çok sıcak. Kavurucu sıcaklar hurmaları olgunlaştırmış, hurma toplanacak. Hurma ağaçları dolu her taraf. Soğuk sular aranıyor, gölgelik aranıyor. İnsanlar güneşe çıkmaktan korkuyorlar. Böyle bir zamanda hazırlık yapsınlar diye Resulullah Efendimiz Tebük'e sefer var, herkes hazırlansın. Kâb bin Malik de diyor ki, gitmeye niyetliydim. Bugün hazırlanırım, yarın hazırlanırım derken bir de baktım ki, duydum ki ordu yola çıkmış. Aman Allah'ım, beynimden vurulmuşa döndüm. Yahu yarın bari yetişeyim diye düşündüm derken tembellik geldi. Ya zaten gittiler, artık yetişmem de zorlaştı. Fakat içimden bir ses sürekli ey Kâb sen ne yaptın diye bana söyleyip duruyordu. Artık yapacak bir şey yok. Münafıklar gibi oturdum bekliyorum diyor. Münafıklar gitmedi. Utanıyorum kendimden. Hep münafıklar kalmış, kadınlar kalmış. Benim gibi birkaç kişi var belki. Gitmek isteyip de gidemeyen. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'e varıncaya kadar hiç beni sormamış. Belki fark etmedi. Ama Tebük'te sohbet ederken ashabıyla oraya konakladığında Kâb nerede diye sormuş. Kâb bin Malik nerede? İçlerinden biri o gölgeliği sevdi, hurmaları sevdi ya Resulallah nefsine esir düştü de gelemedi deyince yakın arkadaşlarımdan biri vallahi Kâb mutlaka bir sebebi vardır yoksa gelir Kâb'a biz şahitlik ederiz. Uhud'a katılmış bir kahramandır. O ne olur olur gelirdi bir şey vardır diye beni savunmuş. O da hoşuma gitti diyor. Savaş bitmiş. Ordunun Resulullah'ın Medine'ye döndüğünü haber aldık. Bir korku kapladı ki beni. Ne diyeceğim ben şimdi? Her savaşa katılan Kâb, Resulullah Efendimiz'e söylemeye tembellik yaptım, yetişemedim demeye dilim varmaz ki. Ne yapayım ben? Ve ordu geldi. Allah Resulü'nün her zaman yaptığı gibi seferden döndüğünde abdestini alıp mescide gidip Mescid-i Nebevi'de namazını kıldı, tebrikleri kabul etti. Herkes gelip tebrikleşiyor. Yanına vardım. Bir acı bir tebessüm. Üzüntülü olduğu belli ama beni de hemen kırmak istemediği anlaşılıyor. Kâb sen neredeydin? Benden önce onlarca kişi mazeret beyan etti. Herkesi Resulullah Efendimiz tamam kabul etti mazeretlerini. 80 kişiye yakın kişinin mazeretini kabul etti. Tamam oldu. Allah sizi affetsin. Kabul ediyorum. Fakat ben Resulullah'ın yanında ne söyleyeceğim? Ya Resulallah. Güzel söz söylemesini bilirim. Sen beni iyi tanırsın. Ama bilirim ki sen Allah'ın Resulüsün. Ben sana yalan söylesem zaten senin haberin olur. Doğruyu söylemekten başka çarem yok. Bir mazeret uydurmayacağım. Benim mazeretim yoktu. Vallahi gelmek istedim ama gelemedim. Benim bir mazeretim yoktu. Allah Resulü çekil kenara dedi. Herkesi affeden Resulullah beni azarladı. Çekil kenara dedi. Benim gibi iki kişi daha doğruyu söyledi. Onlara da Allah hükmümü verinceye kadar siz ayrılın dedi. Mescide bağladılar kendilerini affettirmek için. Ben ne olacağını bilmiyordum. Peygamberin artık yüzüne bakamıyordum. Zaten yüzüne baktığımda yüzünü çeviriyordu. Benimle konuşmak istemiyordu. Ve emir verdi. Bu üç kişiyle kimse konuşmayacak. Selamını alıp vermeyecek. Münafıklar rahat rahat geziyorlar. Yalan uydurdular. Ama biz üç kişi Peygamber Efendimiz selamımızı almıyor. Onlar ağlıyorlar, kendilerini hapsetmişler. Ben ise camiye gidip geliyorum, peygamberle görüşüyorum ama Resulullah Efendimiz ben namaz kılarken bana baktığını hissediyorum. Ben ona bakmaya çalıştığımda Resulullah Efendimiz yüzünü benden çeviriyordu. Amcamın oğlunla karşılaştım camiye giderken selam verdim, selamımı almadı. Hiç kimse benim selamımı almıyordu. Ben de kahrettim kendi kendime eve kapandım. Tam o sırada imtihan mı imtihan? Gassan Meliki kafirden bir mektup geldi. Ey Kâb bin Malik, sen ulu bir kişisin.
Peygamber denilen Muhammed senin haşa kıymetini bilmemiş. Sana boykot uyguluyor. Sen bizim yanımıza gelirsen sana her istediğini veririz. Yeter ki bizimle ol. O getiren, mektubu getireni def ettim, kovdum. Şeytandan Allah'a sığınırım dedim. Bu ne büyük bir imtihandı. En dara düştüğüm zaman gavur pusu da bekliyor. Beni kendi dinine, kendi kabilesine çağırıyordu. Bu yetmedi. 40 gün geçmişti ki Resulullah Efendimiz'den bir emir daha geldi. Hanımıyla da ayrılsın. Boşayacak mıyım? Hayır. Evini ayıracaksın. Odalarını ayıracaksın. Bu da bir imtihan. Hanımım da artık bana bakmıyor, konuşmuyor. Ve bu ıstıraplar içerisindeyken evin üstünde sabah namazını kıldım. Evimin damında sabah namazını kıldım. Dua ediyorum, Allah'ım bir kurtuluş ver. Artık dünya bana zindan oldu, yaşanmıyor. Ahiret benim için daha hayırlıdır. Tam böyle dua ederken koşarak gelen, elbisesini üzerime atan birisi, müjdeler olsun ey Kâb. Müjdeler olsun ey Kâb. Allah seni affetti. O üç kişiyi Allah affetti. Tevbe suresinin 100. ayeti geldi. O sana mazeretlerini beyan edemeyip doğruyu söyleyenler var ya, Allah onların sadakasını kabul etti. Allah onları affetti ayeti gelince Resulullah Efendimiz Kâb'e müjdeyi verin dedi. Ve geldi Kâb'ın üzerine, ey Kâb müjdeler olsun. Vallahi diyor üzerinde bir gömlek vardı, çıkardım hemen onu ona hediye ettim. Ve koşarak Resulullah'ın mescidine gittim. Ya Resulallah, Allah mı bizi temize çıkardı? Evet, Allah doğruların yardımcısıdır. Siz diğer münafıklar gibi yalan söyleyip kendinizi temize çıkarmadınız. Allah sizi imtihan etti. Ve bu imtihanı kazandın ey Kâb, müjdeler olsun deyince, ya Resulallah müsaade et, bütün malım, mülküm, devletin olsun. Hepsini bağışlıyorum. Hayır, hepsini bağışlama. Ehline, kendine de ayır. O zaman Hayber'deki arazim hariç, hepsi Beytülmal'in olsun ya Resulallah. Ve mallarını da bağışladı. Savaşa tembellik yapıp gidemeyen Kâb bin Malik 50 gün müthiş bir imtihanla karşı karşıya kaldı. Allah onu öyle bir sınadı ki 7 büyük günahtan biri de savaştan kaçmaktır. 7 büyük günahtan biri savaştan kaçmaktır. Cihat İslam'ın zirvesidir. Ve senamuhu el cihat. Eyyül amal eftal ya Resulallah. Hangi amel daha faziletlidir ya Resulallah? Birrul valideyn, es-salatu ala vaktiha vel cihad fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmektir. Çünkü senin elinle birinin hidayete ermesi, bir zulme engel olman dünyalardan ve onun içindekilerden daha hayırlıdır. İşte bu yüzden Rabbim ecdadımıza, bu Türk milletine de İslam'ın sancaktarlığını nasip etmiştir. Allah şu aziz milletimizi payidar eylesin. Bugün yeryüzündeki Müslümanların umut kapısıdır. Anadolu sığınaktır. Herkese kucak açan ana kucağı gibidir, Anadolu'dur. Bu Anadolu'nun, bu İslam'ın sancaktarlığının, bu izzetin kıymetini bilmek vazifemizdir. Bizi şuculukla, buculukla, şununla, bununla birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermek en büyük gaflettir. Rabbim şu aziz vatanımızı her türlü tehlikelerden korusun. Umut kapısını kapatmasın. Üzerimizdeki belayı def etsin. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermesin. Kardeşini, Müslüman kardeşini hor görenlere fırsat vermesin. Birbirine gafletçe saldıranlara fırsat vermesin. Fitne kol geziyor.
fitneye düşmeyelim. O şöyle dedi, bu böyle dedi. Hayır. Kalbini mi yardın diye Allah soracak. Duyduğun lafa hemen inanma. Bir fasık haber getirirse araştır. Onun için birbirimize dua edelim sevgili kardeşlerim. Kusuruyla sevelim. Biz bize lazımız. Biz insanların umuduyuz. Biz beklenen insanlarız. İnşallah Rabbim bu izzeti, bu şerefi Rabbim bu milletin üzerinden almasın. Aziz milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu yolda şehit olan tüm şühedamızı, bütün ecdadımızı, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz. Yarın da hem Kadir Gecesi hem de 19 Mayıs. Rabbim bu millete bir daha düşman işgali uğratmasın. Hainlere, zalimlere, din düşmanlarına, namus düşmanlarına fırsat vermesin. El ele olalım, bir olalım, güçlü olalım. Allah bu yoldan bizi döndürmesin diyorum. Duamız vakti geldi. Duaya geçiyorum. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Amin. Subhan Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tarikim müstakim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el kerim, el lezi la ilahe illahu. El hayyel kayyume ve etub ileyh. Allahümme ellif beyne kulubina. وَاصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَوْلَادِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Oruçlarımızı kabul eyle. Hayır hasenatımızı, mukabelelerimizi, hatimlerimizi, eksikleriyle, noksanlarıyla en güzel şekilde makbul eyle Allah'ım. Biz insanız, aciziz, günahkarız. Affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımızdan unutarak ya da bilerek bilmeyerek yaptıklarımızdan dolayı bizi yargılama Allah'ım. Sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle. Kadir gecesi yapacağımız duaları, ibadetleri kabul ve makbul eyle Allah'ım. Hasta kardeşlerimize şifa, dertlilere deva, borçlara edalar ihsan eyle. Allah'ım kainatı yarattın, bizi yoktan var ettin. İman bahşettin, iman kardeşi kıldın. Ya Rabbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma şerefini verdin. Allah'ım mal verdin, mülk verdin, vatan verdin, yurt verdin, bayrak verdin. Verdiğin nimetlere şükretmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şu aziz milleti daima payidar eyle. Şehitlerimizin ruhunu şad eyle. Ezanları minarelerden susturtma. Gönderden bayraklarımızı indirtme. Vatanımıza göz diken hainlere fırsat verme. Onların hile ve tuzaklarını kendi başlarına makus eyle. Bu yolda çalışan, didinen güvenlik güçlerimize, askerlerimize sen her türlü kolaylık ihsan eyle. Daima muzaffer eyle Allah'ım. Zor durumda olan, dünyanın dört bir tarafında ezilen, mağdur olan din kardeşlerimize, soydaşlarımıza yardım eyle. Doğu Türkistan'da, her yerde, dünyanın dört bir tarafındaki Türk kardeşlerimize de sen, Ya Rabbi, mazlum olan kardeşlerimizi zalimlerin zulmünden halas eyle. Duamızı kabul eyle. Her şeyi bilen ve gören sensin. İşlerimizi hallu asan eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Senin rızan için oruç tuttuk. Verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz. En güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilere deva, zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Allah'ım şu hastalıkları, koronavirüs belasını üzerimizden defeyle. Bir kurtuluş, bir çıkış noktası göster ya Rabbi. Camiler mahzun, Kabe mahzun, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi mahzun. Ya Rabbi cem olabilmeyi, cemaat olabilmeyi, bir olabilmeyi, kardeş olabilmeyi,
omuz omuza verebilmeyi nasip eyle. Birbirimizin kıymetini bilmedik. Ya Rabbi, aramızı açmak zorunda kaldık. Birbirimize yanaşamıyoruz. Birbirimizin elini tutamıyoruz. Bunları bizim günahlarımız sebep oldu, başımıza getirdi. Aramızdaki kardeşliği, ülfeti, sevgiyi, muhabbeti ziyade eyle. Allah için birbirini sevenlerden eyle Allah'ım. Ya Rab, duamızı kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.